2007 yılının Ocak ayındayız. İlk programımızda sizlere ülkemizin seçkin ve merak edilen birliklerinden SAS ve SAT binlerini tanıttık. Kendini vatan için her an feda edecek yapıda karanlık, yükseklik, dalış ve yalnızlık gibi her türlü korku hissinden arınmış, mahrumiyetin ve eziyetin en şiddetlisini dahi katlanabilecek özellikli olan bu timleri izlemek oldukça heyecan vericiydi. Daha sonra sizleri Uludağ'a götürdük. Kış turizminin yoğun olduğu Uludağ'da jandarma dağ arama kurtarma timlerini ve arama kurtarma faaliyetlerinin nasıl uygulandığını tanıma fırsatı bulduk. Türkiye'nin gururu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki temsilcileri Türk Yıldızları da bu sene sizlere tanıttığımız birlikler arasında yer aldı. Dünyadaki sayılı hava akrobasi birliklerinden olan Türk Yıldızları'na ve onların kahraman pilotlarını izlemek hepimiz için unutulmaz bir deneyimdi. Tuzla Tersanesi'ni anlattığımız programımızda Deniz Kuvvetleri Bağlısı Tersanelerin, gemilerin inşa ve idamesinde neden önemli bir role sahip olduklarını gözlemledik. Türkiye'nin en eski askeri liselerinden biri olan ve Bursa'da bulunan Işıklar Askeri Lisesi'nde genel kültür ve temel askerlik anlayışına sahip askerlerin nasıl yetiştiğini de ekranlarınızda izlediniz. Bir diğer programımız fırkateynde yaşamla ilgiliydi. Donanma komutanlığına giderek bu ilginç ve zorlu yaşamı hep beraber tanıma fırsatı bulduk. Denizcilik, denizde yaşam ve muharebe koşullarını detaylarıyla öğrendik. Bir diğer programımızda Türk mühendis ve işçisinin el ile çalışması sonucunda ülkemizde imal edilen günümüz modern savaş uçağı Savaşan Şahin F-16'ları ele aldık. 6. Anajet üssüne giderek onları başarıyla kullanan kahraman pilotlarımızın harbe nasıl hazırlandığını gördük. Bu yıl sizlere Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren birçok birliği tanıttık. 2007 yılında tanıtımını yaptığımız ilk jandarma birliği, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ydı. Bu seçkin birliğin faaliyetlerini ilgiyle izlediğimizi düşünüyoruz. Ardından sizleri İstanbul'a 15. Füze Komutanlığı'na götürdük. Burada çağımızda önünü giderek artan hava savunma sistemleri hakkında bilgi edindik. Jandarma Genel Komutanlığımızın asayiş ve emniyet hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kurduğu birimlerden biri olan Jandarma Asayiş ve Komutanlığı da sizlere tanıttığımız bir başka birlik oldu. Komutanlığın iç sularda ve denizlerde, ada ve adacıklarla karşıdan ulaşılamayan kıyı ve köylerde emniyet ve asayişi sağlamak için yürüttüğü faaliyetleri öğrendik.
İstanbul Beşiktaş'ta Deniz Müzesi'ne giderek Türk denizciliğinin şanlı tarihini tanıma fırsatı bulduk. Türk Deniz Kuvvetleri'nin bugünkü çağdaş, güçlü yapısına erişirken hangi köklerden beslendiğini öğrendik. Bu yıl tanıtımını yaptığımız komutanlıklar arasında ülkemizin seçkin askeri birliklerinden biri Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı da yer aldı. Gelin komandolarımızın nasıl bir eğitimden geçtiğini hep beraber hatırlayalım. Bir başka programımızda Hava Harp Okulu'nu tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştık. Bu okula girme arzusu taşıyanlar için giriş koşullarını açıkladık, dershanelerden, spor merkezlerinden görüntüler sunduk. Genç teğmen adaylarının fikren ve bedenen nasıl yetiştirildiğine hep birlikte tanık olduk. Suç ve suçluların bulunmasında önemli bir görev üstlenen jandarma olay yeri inceleme birlikleri ve faaliyetleri de sizlere ulaştırdığımız yapımlar arasında yer aldı. Hava kuvvetlerimizin en önemli unsurlarından biri olan tanker uçaklarımız da sizlere ulaştırdığımız yapımlardan biriydi. Tanker uçakları ve faaliyetlerini izlerken hava kuvvetlerimizin ulaştığı teknolojik seviyeyi bir kez daha görerek gurur duyduk. Terör ve terörle mücadele sadece ülkemizde değil, tüm dünyada giderek önem kazanan bir konu. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan terör eylemleri daha fazla ülkeyi bu konuda önlem almaya zorluyor. Türkiye'de uzun yıllardır terörle mücadele ediyor. Terörle mücadelenin sadece silahla yapılamayacağını bilen Türk Silahlı Kuvvetleri, bu amaçla Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi çatısı altında akademik olarak da çalışmalarını sürdürmekte. İşte bu yıl bir programımızı da bu merkeze ve faaliyetlerine ayırdık. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Haftası sebebiyle Jandarma Gücü Komutanlığı'na giderek Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı spor takımlarının faaliyetlerini hep birlikte izledik. Hava Radar Mevzi Komutanlığı ve faaliyetleri de bu yıl sizlere tanıttığımız komutanlıklar arasında yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri vatan savunmasının yanında vatandaşlar arasında birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek ve halkla bütünleşmek amacıyla tüm yurt sathında toplumsal gelişime destek faaliyetleri de yürütmekte. İşte programlarımızdan birinde silahlı kuvvetlerin halka yardım elini uzattığı toplumsal gelişime destek faaliyetlerini ekranlarınıza getirdik. Silahlı kuvvetlerin yurdun dört bir yanında ihtiyaç duyulan bütün bölgelere eğitim, kültür, sağlık ve çevre gibi konularda halka nasıl yardımcı olduğunu gördük. Bir başka Savaşta Barışta Türk Ordusu programında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin göz bebeği, göklerimizin bekçileri pilotlarımızın aldığı zor ve yoğun pilot eğitimine yer verdik. 4. Anajet Üst Komutanlığı ve 2. Anajet Üst Komutanlığı'na giderek genç teğmenlerin pilot olabilmeleri için geçtikleri en temel süreçleri görüntüledik. Bir uçuşun heyecanlı ve gizemli öyküsüne ortak olduk. Bu yıl içinde bir haftamızı da 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen Kore Savaşı'na ayırdık. Bu savaşta Türk Tugayı'nın Kore'deki kahramanlıklarını izledik. Geçmişte yaşananları anımsamak, Türk kuvvetlerinin vermiş olduğu hizmetlerin unutulmamasını sağlamak amacıyla sizler için Kore halkı tarafından yaptırılan Güney Kore'deki Türk şehitleri anıtına gittik.
bir diğer programımızda 2001 yılından bu yana sürdürülen ve bir eğitim projesi olan Anadolu Kartalı Projesi'nden bahsettik. Bu konuda çok önemli bir görev üstlenen Konya 3. Anajet Üssü'ne giderek çok uluslu bir ortamda yeni taktik ve tekniklerin paylaşılması amacını güden eğitimi görüntüledik. Sahil şeridimiz boyunca görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu tüm sahillerden, kara sularıyla iç sulardan, boğazlar, liman, körfezler ve bu bölgelerdeki can ve mal emniyetinin sağlanmasından sorumlu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı tanıttığımız programımızda bu görevlerin nasıl icra edildiğini ekranlarınıza getirdik. Siz izleyicilerimiz için Kıbrıs'a gittik ve 1960'tan beri orada bulunan Kıbrıs Türk Kuvvetleri'ni tanıdık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barışın sağlanmasındaki rolü ve halen devam etmekte olan faaliyetlerini izledik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesini anlattığımız programımızda sizler için sıcak bölgeye, Hakkari'ye gittik. Dağ ve Komando Tugayı'nın hain terör örgütüyle nasıl mücadele ettiğine, kahraman Mehmetçiklerimizin buradaki yaşantısına hep beraber tanık olduk. Yüksek Askeri Şura toplantısının Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yeri çok özeldir. O nedenle Ağustos ayının ilk haftasında yapılan bu toplantıdan görüntüler sunduk. Programımızda Jandarma Genel Komutanlığı'nın ülkemize gelen turistlerde güven duygusunu artırmak ve onlarla olan ilişkilerde iletişimi kolaylaştırmak amacıyla turizm bölgelerinde çalışması amacıyla görevlendirdiği Turizm Jandarması'nın faaliyetlerine yer verdik. Bir diğer programımızda Deniz Harp Okulu'nda eğitim gören harbiyelilerle beraber olduk. Tüm dünyada yarışma sporu olmanın yanı sıra önemli bir eğitim faaliyeti olarak da kullanılan deniz pentatlonu hakkında bilgi edindik. Bu sporun bir deniz askeri için ne denli önemli olduğunu öğrendik. Yakın tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos zaferine ilişkin hazırladığımız programımızda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu ülke için yaptıklarını bir kez daha hatırladık, Türk milletini zafere götüren süreci hep beraber anımsadık. Bildiğiniz gibi bu yıl Zafer Bayramı'nın 85. yıl dönümünü kutladık. Türk ulusu için bir dönüm ve diriliş noktası olan bu önemli zaferin 85. yılında yurdun dört bir yanında zafere yaraşır bir coşku ve heyecan vardı. Zafer Haftası etkinliklerini anlattığımız programımızda Afyon, Hocatepe ve Ankara'da yaşanan o coşku ve etkinlikleri sizlerle paylaştık. Canı pahasına vatan hainlerine ağır darbeler vuran gazilerimizi anlattığımız Gaziler Günü programımızda onların yaşantılarına uzandık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onlar için sağladığı imkanlardan biri olan şehit aileleri ve gazilerimizin moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak ve yılda bir defa da olsa tatil olanağı yaratmak amacıyla Ayvalık'ta kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi'ne gittik. Savaşta Barışta Türk Ordusu programında izleme fırsatını yakaladığınız bir başka konu, silahlı kuvvetlerimizin en güvenilir stratejik gücü olmayı hedefleyen denizaltılarımız ve denizaltıcılarımızın hayatı oldu. Jandarma Genel Komutanlığımızın halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için oluşturduğu birliklerde program konularımız arasındaydı. Sizlere 156 jandarma imdat hizmeti hakkında bilgi vermeye çalıştık. Ardından Cumhuriyet'in kuruluşunun 84. yılında hazırladığımız programdaysa sizleri geçmişe götürerek o dönemde ülkenin içinde bulunduğu durumu hatırlattık ve Cumhuriyet'e doğru giden zorlu yolda yaşananları bir bir ekranlarınıza taşıdık.
Hedefi tüm dünya denizlerinde modern mayın karşı tedbirleri teknik ve taktik başarıyla uygulayabilen dünyadaki saygın mayın karşı tedbirleri unsurlarından biri olmak olan Mayın Filosu Komutanlığı, sizlere tanıttığımız bir diğer önemli birlik oldu. Atamızı anma haftasındaysa Atatürk'ün önderliğinde adımlarına başlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin ulaştığı modern seviye hakkında bilgi verdik. Bir başka Savaşta Barışta Türk Ordusu programında sizleri Arnavutluğa götürdük. Burada bulunan Türk Birliği'nin günlük faaliyetlerini ve Arnavutluk Ordusu'nun yeniden yapılanması amacıyla silahlı kuvvetlerin verdiği eğitim desteğini sizlerle paylaştık. Programımızda Çanakkale'ye giderek yakın tarihimize damgasını vuran Çanakkale Zaferi'ni, o günleri, yaşanan zorlukları en iyi şekilde anlamamıza katkıda bulunan Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı'nı da ziyaret ettik. Müzeyi ve Çimenlik Kalesi'ni ekranlarınıza taşıdık. Bu yıl sizlere ulaştırdığımız programlar arasında terörle mücadelede oldukça önemli bir görev üstlenen Jandarma Sınır Birliklerinin faaliyetleri de yer aldı. Şırnak'a giderek Irak sınırında gece gündüz hiç durmadan ülkemizin güvenliğini sağlayan, gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen Mehmetçiklerimizin yaşantısını sizlerle paylaştık.